psikoloji deneyimlerle ilgili ben de bir kitap da yazdım. Onda belli bir bölümde geçiyor. Kitabın adı da Ahlak, Felsefe ve Allah. Yani orada nasıl aslında ahlakın Allah'ın varlığını gerektirdiğiyle ilgili kitabın ana fikirlerinden bir tanesi. Ama orada bu arada hocamın sitesinden ücretsiz bir şekilde PDF'lerini indirebiliyorsunuz. Bütün kitapların var. Bilginiz olsun. Ama orada da mesela şöyle bir şey gösteriyor. Gerçekten fıtratımızdan gelen bir ahlak duygusu var. Mesela o içimizden gelen fıtri duyguyla mesela cüzdanını yere düşünen birinin cüzdanını vermemiz mümkün. Ve Allah'a din inanmadan da bunu vermemiz mümkün. Dikkat edin, fıtrat bizi oraya götürür. Fakat diğer taraftan baktığımız zaman Allah'a inanmadığımız zaman ahiret duygusuyla birleşmediği zaman bunun bir akılcı temeli yok. Özür dilerim, sözünüzü unutmayın. Süheyb-i Rumi radıyallahu anh için Peygamber Efendimiz'in bir sözü var. Eğer Allah korkusu olmasaydı da Süheyb günah işlemezdi. Hı hı. Çok enteresan gelir bu ifade bana. Yani sanki günaha kabiliyeti olmayan birisi gibi. Allah hiç yasak etmemiş olsaydı da Süheyb yanlış olanı yapmazdı. Fıtratı böyle. Evet, fıtrat onu gerektirir ama biz bir eylemde bulunacağımız zaman diyelim ki bir cüzdan yere düştü. Basit bir örnekten hareket edelim. Bir içten gelen duyguyla bunu sahibine vermelisi de bir iç ses bize söyleyebilir. Bunu bu şekilde hissettirebilir ve bu iç ses onu verebiliriz. Fakat diğer taraftan bu içimizden gelen ses, bu duygu kadar onu vermemin mantıksal temeli nedir diye aklımızdan gelen bir şey var. Bir de şöyle bir şey düşünün. O cüzdanı bulan kimse diyelim ki çok büyük bir para elde etmiş olsun. Veyahut da diyelim bu bir çanta olsun, böyle büyükçe bir cüzdan gibi düşünelim. Oradan diyelim öyle bir para çıkıyor ki mesela 1 milyon dolar çıkıyor. Kişinin hayat boyu diyelim rahat etmesine yetecek bir para. Ve onu sahibine verdiğinde tamam bir anlık o içinden gelen sesi dinleyecek. Ama vermezse hayat boyu kendisini ve ailesini rahat ettirecek bir para olduğunu düşünelim. Ve hiçbir polisin onu yakalamasının mümkün olmadığı böyle bir hayali durum düşünelim. Ha, aklı da o zaman sen bu parayla hayat boyu rahat edersin. Bak hiçbir şey olmayacak da der. Buradaki o içten gelen duyguya karşıt aklın da akıldan gelen o tasarımın da yanlış bir eylemde bulundurtması pekala mümkün. Böyle bir ayrılık olabilir. Ha, ama İslam'ın verdiği bakış açısına o kimse sahipse, yani Allah beni görüyor. Allah'ın istediği ahlak da onu vermem. Bu içimden gelen o sesin dediğini yapmam. Şeklinde bir bakışa sahipse, o zaman işte bir gerçek anlamda fıtratla aklın buluşması da olur. Sadece o içten gelen bir duygunun yerine getirilmesi olmaz. Aslında akılcı bir temeli olan da bir eylem olur. Aslına bakarsak bütün eylemlerimize bu şekilde dinin bir akılla fıtratın buluşmasının gerçekleşeceği şey sunar bize din. Ama dini bir kenara bıraktığımızda, ahiret inancını, Allah'a kul olduğumuz bir kenara bıraktığımızda o zaman bana göre bunların hiçbirini akılcı bir temel bulmamız mümkün değil. Niye? Çünkü içimizden gelen duyguları yapmazsak biz birçok kimseyi ayıplamayız. Mesela diyelim birçok insanın içinden yemek yeme arzusu geliyor ama yemiyor. Bakın içinden gelen bir şeyi yapmıyor. Niye sen içinden gelen bu duyguya uymadın demeyiz. Hatta birçok zaman takdir ederiz. Ya kardeşim çok obur olursun böyle her içinden gelen şeye uyarsan deriz. Peki ahlaki duyguya uyması gerektiğini insanların niye düşünelim? O da içinden gelen bir şey. O yüzden de bu modern dönemdeki hocamın demin bahsettiği psikolojideki deneylerin farkına varan ateist filozoflar da hemen şunu dediler. Tamam, ahlak bir illüzyondur. Genlerimizin bize empoze ettiği. Fıtrat deyimi yerine gen deyimini kullanıyorlar ki bana göre gen deyimini kullanmakta da bir sorun yok. Ama genlerin bize empoze ettiği bir şeydir diyorlar ahlak. Ha, Allah'ın ayrıca din göndererek ahlakı buyurduğuyla fıtrattan gelen bu şeyi birleştirmediğiniz an sizin o içinizden gelen duygulara uymak gerçekten bir illüzyon olur, mantıksal bir temeli kalmaz. Bir şey soracağım. Evet. Bir gün önce şu temenniyi söyleyeyim. Arada bir karşılaştığımız bir mekan var. O mekanda oturduğumuzda sizin perspektifinizden Musa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam kıssasını bir konuşmak isterim sizinle. İnşallah. Birincisi bu. İkincisi, akla bu kadar vurgu yapıyor olmak. Çünkü ben şundan eminim. Evet. Mesela konuşurken sürekli buradan yürüyorsunuz. İhtisas sahanız bu. Eserler buna dönük. Konuşmadığınız zaman da kendinizle baş başa kaldığınızda da gene bu devam ediyor. Yormuyor mu sizi? Yoruyor bazen. Çünkü çok soru var. Çok soruya cevap vermek istiyorum. Şunu arıyor musunuz? Aklın yani, her şey olduğunu da düşünmüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bir eteğe tutunayım ve kurtulayım. Geliyor mu bazen aklınıza? Ne? Akıldan kurtulayım. Nurettin Topçu hocam merhum, işte Bergson'ları falan görmüş gelmiş, burada Aziz Efendi ile tanışmış. Aziz Efendi'nin evine misafir olmuş. Aziz Efendi Hazretleri camiden gelmiş, ayakkabılarını çıkartmış, içeri geçmiş. Oturuyorlar,
Hacı anne çarşıya gidecek, aynı ayakkabıları giyip gitmiş. Paşmak. Bir çift paşmak var, ikincisi yok. Aziz Efendi o bir çift paşmakla vurmuş Nurettin Topçu'yu. Vurulmuş işte, demiş din bu. Burada saklı. Gazali için söylerler. Mesela aklımı gerdim gerdim kopacak noktaya getirdim. Baktım ki olmuyor, Allah Resulü'nün eteğine tutundum ve kurtuldum. Bazen gönlünüzden geçiyor mu böyle? Bütün bunların bittiği ve dingin. Hani dalgalı denizle durgun denizi tasvir eden bir akıl yerine durgun denizin içinde süzülen bir gönül sahibi olmak. Arzu ediyor musunuz böyle bir şey? İşin doğrusu ben şöyle düşünüyorum. Aklın her şey olduğunu düşünmüyorum öncelikle, ama tabii işim felsefe. Genelde de hep sorular geliyor. Sorularda insanların meslek, akıl açısından düştükleri tereddütlerle ilgili sorular. Evrenin başlangıcı ile ilgili, ki o arada mesela Gazali hudus deliliyle olağanüstü bir teafütte şeyler ama hocam koydu. Çok zor ama, bir meşrep bu yahu. Sonu diyelim. Ben aklı güçlendirmenin kalbi beslediğini, kalbi güçlendirmenin akılla varılan sonuçları daha iyi değerlendirmemize sebebiyet vereceğini düşünüyorum. Yani bunlardan bir tanesinin olması diğerini zayıflatan bir şey değil. Herhangi bir tanesini güçlendirmenin diğerine de yaradığını düşünüyorum. Hani nasıl ki yürürken iki ayakla yürüyoruz, ayaklarımız veya ellerimiz demiyoruz. Burada da öyle olmak lazım.